Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık güneş poğaçaları hazırlayacağız. Hem de ıspanaklı pide lezzetinde olacak. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık su ve 5 su bardağı unu mayalama kabımın içerisine aldım. 1 paket instant maya ve 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra hamurumun şöyle 3-4 dakika, daha doğrusu mayanın erimesini bekliyorum. Sonrasında diğer malzemeleri ilave edeceğim. Maya biraz eridikten sonra üzerine bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını, bir yumurta sarısını da üzerine sürmek için kullanacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre artırabilirsiniz. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Benim hamurum toplamda 7 su bardağı kadar un aldı. Sizler de 6 su bardağından sonrasını yavaş yavaş ilave ederek hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Unu birden eklemeyin. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur kıvamına geldiğinde hamura un eklemeyi kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mayalanması için şimdi farklı bir kaba aktaracağım. Yaklaşık 1 saat kadar hamurumuz iki katına çıkana kadar mayalanacak. Ortam sıcaklığına bağlı olarak hamurun mayalanma süresi değişebilir. Hamur mayalanırken ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Bir tane soğanın yemeklik doğradıktan sonra üzerine azıcık zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağında soğanı kavuruyorum. Benim ıspanaklarım buzluktaydı. Böyle hafif yumuşatarak buzluğa kaldırmıştım. Kavurmuyorum o yüzden. Soğan kavrulduktan sonra ocağın altını kapattım. Ispanağımı ekledim. Ardından bir kase kadar lor peyniri ekliyorum. Biraz pul biber, karabiber ve tuz ilave ederek güzelce karıştıracağım ve soğumaya bırakıyorum. Eğer ıspanakları çiğden kullanacaksanız soğanlarla birlikte kavurmanızı tavsiye ederim. Hamurumuz hazır. İki katına çıktıktan sonra şöyle tezgahın üzerine alacağım. Biraz yoğurduktan sonra 4 farklı bezeye böleceğim. Bu vermiş olduğum hamur ölçüsüyle sizler 2 tepsi güneş poğaça hazırlayabilirsiniz. Çocuklar ıspanaklı sevmediği için ben kalan hamuru onlar için poğaça olarak hazırladım. Sizler dilerseniz 2 farklı ıspanaklı olarak hazırlayabilirsiniz. Ya da iç malzemesini kıymalı, peynirli, patatesli olarak da yapabilirsiniz. Tüm bezeleri eşit olarak bölmeye dikkat edelim. Ben 2 bezeyi kullanacağım dediğim gibi. Kalan 2 bezeyi de tekrar mayalama kabıma alacağım. Sonrasında çocuklar için poğaça olarak değerlendireceğim. Hamur ne kadar güzel mayalanırsa o kadar güzel ve kolay açarsınız. Bu şekilde bir 10 dakika kadar beklettim. Ortalığı toplayana kadar hamur kolay açılsın diye. Tezgahın üzerine azıcık un serptim. Elimle hafif büyüttükten sonra merdane yardımıyla hamurumu büyütüyorum. Hamuru 35 santim çapında açtım. Çok fazla inceltmeden, altı gözükmemesi gerekiyor. Eşit oranda açarsanız kalın olmaz. Ben biraz kenarlarını kalın bırakmışım. Tepsiye dar geldiği için kenar kısımları birazcık kalın oldu. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu büyüttüm. Fırın tepsimin içerisine alacağım. Yine aynı şekilde diğer hamurumu da büyüterek iç malzemeyi ekledikten sonra üzerine kapatacağım. Yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Sonrasında tepsiden ayırması kolay olacaktır. Yine aynı şekilde diğer hamurumu açıyorum. Yapımı kolay. Çok da lezzetli bir poğaça oluyor. Aslında pide lezzetinde diyebilirim. Tek tek pide açmaya uğraşmak istemeyenler için dilimlerini tıpkı pide gibi hazırlayabilirsiniz. Ben buzluktaki ıspanaklarımı değerlendirdim. Dediğim gibi sizler farklı malzemeyle de hazırlayabilirsiniz. İki hamurumu da açtım. İç malzemeyi eklemeye geçebiliriz. İç malzeme de güzelce soğudu. Hamurun arasına şöyle birer kaşık olacak şekilde belli aralıklarla iç malzememi alıyorum. Çok aralık bırakmayalım. Aslında bu kaç dilim istiyorsak, kaç dilim çıkarmak istiyorsak
O kadar ıspanaklı dilimleri ekleyebiliriz kaşıkla. Ben sonrasında çok aralık olduğu için araları biraz kapattım. Diğer hamuru üzerine kapattığım esnada telefon çalmıştı. Ben kayıtta sanıyorken maalesef telefon kayıtta değilmiş. Video çekim esnasında değilmiş. Hamur üzerine kapattım. Bir kase koyuyorum orta kısmına. Tamamen kesilmesin. Dilimler güzel çıksın ortaya diye. Keskin bir bıçakla ıspanak koyduğumuz dilimlerin bitiş yerinden bıçakla kesiyorum. Keskin bıçak kullanırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Çünkü hamur mayalı bir hamur. Nereye çekerseniz oraya uzuyor. O yüzden bir kerette kesebileceğiniz bıçak olursa çok daha güzel olur. Kesmiş olduğumuz dilimleri görmüş olduğunuz gibi sağa doğru çevirerek ıspanak dilimlerini ayırarak aslında pide görünümünü vermeye çalışıyorum. Uç kısımlarınızı elinizle böyle birleştirirseniz daha muntazam olacaktır. Dediğim gibi ben biraz kenar kısımlarını kalın bırakmışım. Tepsime de sığmadı açıkçası. Ortasını biraz daha inceltmişim. O yüzden piştikten sonra uç kısımları biraz fazla kabardılar. Sizler hamuru açarken dikkat ederseniz şekilleri daha güzel olacaktır. Ama lezzeti çok güzeldi. Mutlaka tavsiye ederim. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak muhteşem bir poğaça oluyor. Hepsini hazırladım. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarına getirdim. Fırın ısınmış olursa poğaçanız çok daha güzel pişecektir. Fırında kurumayacaktır. Yumuşacık olacaktır. Ortaya koymuş olduğum kaseyi kaldırdıktan sonra ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde. Dilerseniz üzerine benim gibi çörek otu da serpebilirsiniz. Bu esnada mayalandırma işlemi yapmıyorum. Direkt fırına göndereceğim. Zaten hem hamuru açtığımız esnada hem de öncesinde uzun sürece mayalandırmıştık. O yüzden tekrar mayalandırmaya gerek duymadım. Çok da güzel bir şekilde fırında pişmişti, kabarmıştı. Yumuşacık olmuştu. Şöyle üzerine çörek otunu da serptikten sonra ısınmış olan fırınımın içerisine yolluyorum. Her fırına göre pişirme süresi değişiklik gösterir. Ben poğaçaları genelde yarım saat kadar kısa bir sürede pişirmiş oluyorum. Poğaçalar uzun süre kaldığı zaman fırında maalesef kuru oluyorlar. O yüzden derecesini ve süresini sizler fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine temiz bir bez örteceğim. Bir 5-6 dakika kadar hamurum dinlendikten sonra servis edip sizlere de dokusunu, yumuşaklığını göstermek istiyorum. Hala çok sıcaklar. Dilerseniz 5 çayına, akşam yemeğine, dilerseniz de kahvaltıya hazırlayabileceğiniz gerçekten nefis poğaçalar oluyorlar. Dilim dilim hem sunumu hem servisi çok da güzel oldu. Umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu izliyorsanız ve kanalıma hala abone olmadıysanız yepyeni tarifler için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bu da son olarak dinlendikten sonraki hali yumuşacık olmuştu. Yapacak olanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.